Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş getirişimiz. Qınamız diqqatlar ekranımızı bolsun. Amerika Xitayga qarşı devlet müdafiye hukuk beriş kanununu münazire qıldı. Amerika Kengash Palatası devlet müdafiye hukuk beriş kanunu doğrusunda münazir başlagan bulup, asaslık nokta Xitay bilen Rusya'ya merkezleşken. Amerika Avazı'nın 13. Oktyabr'daki haberde bildirilmişçe, Amerika Kengash Palatası 11. Oktyabr günü 2023 yıldaki devlet müdafiye hukuk beriş kanunu doğrusundaki münazirini resmi başlagan. Bu çokun makullanışı gerek bulgan 817 milyar dolarlık hamcotkı çetildiğen kanun layihisi bulup, bu lahiye beşburcaklık binağı münasifetlik siyasetini belgeleydiken. Ondan başka bu lahiye yana Xitay ve Rusya'ya karıştırış şundaklı Tayvan ve Ukrayna'nın kollaş mezmullarını öz içi kalıdiken. Kengash Palatası Armiya İşleri Mülazimet Komitetinin reisi Jack Reed Kengash Palatada kılgan sözü de, biz devlet müdafiyesi hukukunu müzakere kılganda Amerika'nın Xitay ve Rusya bilen uzun müddetlik stratejilik rekabet meselesini esas saklaşımız gerek diken. O söz diyene Beijing dünyadaki birden bir iktisadi ve texniki iktidarı'a iyi devlet bulup, Amerika menfaatiga izgil hırs kılganlıqını, Amerika devlet bihaterlik işleri'ye zor yuşurun tehdit elip geledigallıqını, Amerika'nın Ukrayna halkını kollayışının muhimliğini tekitlegen. Devlet müdafiyesi hukuk beriş kanununun en yeni nusxasının teksti derhal ilan kılınmağın bulup, ama Kengash Palatası'nın yardımcıları bu kanun lahisinin Sintabirde Kengash Palatası Taşkı Münasifetler Komiteti makullugan kanun lahisinin elementlerini öz içige alıdıganlıqını, Tayvanga bolgan bihaterlik yardımını körünerlik aşırıdıganlıqını aytqan. Xitay Amerika'nın eksport çeklemesine narazılık bildirdi. Amerika Xitay'nın növetti xalqara tertibini qalaymaqan qilish qilmişi hem de qara cemiyet tüsünü algan Xitay Komünist Partiyasını kontrol qilish üçün yerim ötküzgüç qatarlıq sahalardaki Xitay'a qaratqan çeklemini östürgen bolup, Xitay bununla narazılık bildirdi. Xitay haberleri doğrunun 10. Oktyabr'daki haberde bildirilişçe Xitay Sodi Ministerliğinin ahbarat bayanatçısı Amerika'nın çeklemesine inkas qaytırıp, bu tipik pentexniki zomigerliki. Xitay bununla qat'i qarıştırdı deb bildirilgan. Yakında Amerika Sodi Ministerliği yerim ötküzgüç yasaş ve ilgar hesaplaş qatarlıq sahalarda Xitay'a eksport kılışının başkuruş tedbirlerinin derecesini östürgen. Şunun bilen bir vaqtta Xitay'daki 31 organını eksportını çekleş tizimlikeye kirgüzgen idi. Biden hükümeti 7. Oktyabr günü keng dairlik eksportını kontrol kılış tedbirini ilan kılıp, Xitay'ın dünyanın her qandaq yerinde Amerika üskülleri arqalıq yasalgan yerim ötküzgüç özek bilen təminleşini çekligen idi. Şundaklı bu tedbir Washington'dan Xitay'ın texniki ve herbi işlerini terakki kıldırış cihetinin çekleşini zor derecede kengayetkallekidin direk biridi qallıqı bildirilgen idi. Bildirilişe bu çekleş kaidelerinin bazıları derhal küçüke igi buluduğun bulup, mezkur çekleş tedbirleri Amerika'nın 90'ın yıllardan bu yankı Xitay'ı yeni texniki eksport kılışkı başlığandan beri yolu koygan en çoğun siyaset özgürüşü iken. Eğer mezkur çekleş tedbirleri ünümlük yolu koyulsa, bu tedbir Amerika ve Çetel şirketlerini Amerika Teknikisinin paydalanıp Xitay'ın bir kısım ilgar texniki zavodları ve özek lahidugici şirketlerini kollaşını azaytışkı mecburlap, Xitay'ın özek işlep çıkırış işlerini arkağı çekindirdikken. Şarkı Türkistan'daki virus yukumunun köpeygenliği dikkat kozgıdı. Xitay Şarkı Türkistan'da yukumlanğıcılarının köpeygenliğini ilan kılış arkalık, rayondaki kattık kamal kılıp kırgın kılış cinayetini yolluq körüstüşke tırışmaqda. Xitay Merkezi Televiziyasının bugünkü haberde bildirilişçe, atılmış Uyğur Abnum rayonluq akbarat işhanısı 13. Oktyabr virüsün müdafiyeliniş haqqıda akbarat ilan kılış yığını açqan. Yığında 13. Oktyabr şucay vaxtı saat 0:24 Şarkı Türkistan'da enik diagnoz koyulguan yerlik yukumlanğıcıdın 64 köpeygenliki, bular işçide Ürümçinin Tanrıtağ rayonu 9, Saybağ rayonu 5, yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu 11, Bulaqtağ rayonu 9, İktisat Ecevetiş rayonu 3, Miçven Dunşan rayonu 4, Gulcu şehirde 10, Tarbağatay vilayetide 2, Turpan şehirde 5, Korlu şehirde 6 bimar barlıqını bildirgen. Kesellik alameti bulmağın Xitay virüsü bilen yukumlanğıcının 339'ı köpeygen.
Bunun içinde Ürümçi şehrinin Tangırdağ rayonunda 46, Saybağ rayonunda 42, Yukarı Pentechnikalık Kesipler Terakiyat rayonunda 31, Bulaqdağ rayonunda 37, İqtisad Terakiyat rayonunda 22, Meçvan Dunşan rayonunda 27, Gulcu şehrinde 51, Gulcu nahiyesinde 4, Tarbagatay vilayetinde 22, Turpanda 23, Bayınqulun oblastının Kurli şehrinde 34 iken. Xitoy xabar manbalarida navbatda Sharq Turkistonda 12 oktyabr kuni soat 24 gacha aniq diagnoz qo'yilgan bemorning umumiy soni 332 nafar. Yerlik alomatsiz yuqumlanuvchining umumiy soni 2495 nafar deb e'lon qilingan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistondagi yuqumlanish ahvolining og'irlashganligini xabar qilish orqali qamalni kuchaytirish hamda Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan qattiq qamal qilib bostirish, xalqni moddiy ma'naviy jihatdan vayron qilish qatorliq jinoiy qilmishlarini yo'lliq ko'rsatishga tirishayotganligini bildirishmoqda. Irlandiya parlament a'zosining Falastin masalasidagi maydoniy diqqat qo'zg'adi. Irlandiya parlament a'zosining Yevropa parlamentida biz nimishqa Ukrainani qurollandirib, Falastinni qo'llamaymiz degan talabi diqqat qo'zg'adi. Al-Jazeera to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, o'tgan bir qancha kun ichida faoliyatchilar ijtimoiy tarmoqlarda Irlandiyaning Yevropa parlamentidagi vakili Klayr Dalining silliq ko'rinishini tarqatgan. Mazkur sinda Ukrainani Rossiyaga qarshi qurollantirish talabi haqida so'z qilgan Klayr Dali Ukraina masalasini Falastin va Yaman masalasi bilan solishtirgan. Oldingi hafta Yevropa parlamentida o'tkazilgan Ukraina haqidagi yig'inda kengash a'zolari Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik harakatini qo'llash yoki qo'llamaslik haqida bayonot tashlagan. Klayr Dali mazkur yig'inda qilgan so'zida Ukraina urushining qo'rqinchli bosqichga kelganligini aytib, Ukrainani urushni davomlashtirishga da'vat qilmaslikning muhimligini ta'kidlagan va urushga qarishtirish Ukrainaga qarshi turganlik emas, Yevropa ittifoqiga qarshi turganlikmi emas. Shundaqlab bu ham Rossiyani qo'llaganlikmi emas, balki bu aqlga muvofiq mantiqdir deganlarni bildirgan. U Yevropa parlamentidagi qo'sh o'lchamni tilg'a olib, biz Ukrainani qurollantirish masalasini hamisha muzokara qilamiz. Ammo Falastin xalqini yoki Yaman xalqini qurollantirish masalasini bir qitimmi muzokara qilib boqmadoq degan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur Irlandiya vakilining tunji qitim Falastin xalqini qo'llab so'z qilishi emas ekan. U o'tgan yil may oyida Yevropa ittifoqida nutq so'zlab, Falastin xalqini qo'llash yahudiylarga qarshi turganlik degan qarashni tanqid qilgan ekan. U o'z vaqtidagi so'zida Isroiliyani tanqid qilish yahudiylarga qarshi turganlik emas, balki xalqaro qonunni qo'g'dash masalasidir. Ko'chmanlar mustamlakchiligi va irqiy tozalashning rahimsiz realligini e'tirof qilish yahudiylarga qarshi turadigan nuqtai nazar emas. Bu sal qarashqa bo'lmaydigan muhim haqiqat degan. Erdoğan texmi adil ve haqqaniyetçil yeni dünya tertibi o'rnatilishi kerak dedi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünya nüfusining mutlaq ko'p qismiga sal qaraydigan az sonliqlarning baxt saodatini chiqish nuqta qiladigan emas, butkul insoniyatga baxt elib keladigan texmi adil bir dünya tertibi o'rnatilishi kerakligini aytdi. Türkiye Avazı Radyosu xabarda bildirilishicha 6-cı navbatlik Osiyoda hamkorlik va ishonchni oshirish tadbirlari boshliqlar yig'ini Qozog'istonning poytaxti Astonada boshlandi. Mustaqillik sarayida Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart To'qayevning sahibxonligida boshlangan boshliqlar yig'inining ichilishida prezident Erdo'g'on nutq so'zladi. Dunyo tangponligining o'zgarib, butkul insoniyatning nurg'un sohada og'ir sinoqlarga duch keladigan bir davrni boshdan kechirayotganligini bayon qilgan Erdo'g'on, buningga islom va chet elliklarga o'chmanlik qilish qatorliq tahdidlarning qo'shilganligini ta'kidlab mundoq dedi. Dünya nüfusining mutlaq ko'p qismiga sal qaraydigan az sonliqlarning baxt saodatini chiqish nuqta qiladigan emas, aksincha butkul insoniyatga baxt elib keladigan texmi adil va haqqoniyatchil yangi bir dunyo tartibi o'rnatilishi lozim. Terrorlik tashkilotlariga yordam beradigan, ta'dir tashviqot elib boradigan va o'ziga yontayoq bo'ladigan kishilarni to'plash faoliyatlariga qatnashadigan guruhlarning shartsiz holda cheklanishi kerakligini aytgan Erdo'g'on Afganistan'da tinchlik o'rnatish va kunsiri zo'rayotgan terrorlik faoliyatlarining oldini olishning intayin muhimligini o'tirg'i qo'ydi. Hamda yig'in ishtirokchilarini Afganistonni davomli qo'llashga chaqirdi. Yana bir tarafdan prezident Erdo'g'on uchrashuvlari doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishdi.
NATO Ukrayna'ga texnik ko'p havo mudofaa tizimlari berishni qaror qildi. NATO davlat mudofaa ministrlari Ukrayna'ga harbiy yordam qilish, qurol-yarog' iskalatlarini to'shqizish va muhim ul aslahalarni qo'g'dash qatorliq masalalarni muzokara qilgan yig'in 2-chi kuniga qadam qo'ydi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Belgiya poytaxti Brusselda ochilgan NATO mudofaa ministrlarining 2-chi kundagi yig'in boshlanishidan ilgari o'rtaq axborot e'lon qildi. Bosh kotib Stoltenberg NATO ittifoqdoshlarini o'z ichiga olgan 50 davlat qatnashgan Ukraina mudofaa aloqalish guruhidan chiqqan Ukrainaga texnik ko'p havo mudofaa tizimasi berish degan qarorning muhimligini ta'kidladi. U BDT umumiy kengashidan chiqarilgan va Rossiyaning Ukraina zaminlarini qonunsiz qo'shib olganligini ayiblagan qarorni qizg'in qarshi oldiganliklarini eskertib, buning qoida prinsiplarini asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'dash nuqtasidan intayin muhimligini bildirdi. Amerika davlat mudofaa ministri Austin bosh kotib Stoltenbergning BDT umumiy kengashining qarori to'g'risidagi so'ziga qo'shiladiganligini aytdi. U Ukrainani qo'llashning davomlashadiganligini qayta ta'kidlab, NATO'daki ittifoqdoshlarning qo'llashni oshirudiganligi to'g'risidagi bayonlardan mamnunlik his qilganligini bildirdi. U o'zlarining yaqin kelgusida Shvetsiya va Finlandiyaning NATO'ga a'zo bo'lganligini ko'rishni umid qildiganliklarini eskertdi. NATO davlat mudofaa ministrlari yig'inining bugungi 2-chi kunidagi yig'inida NATO'ning yadro planlash guruhi bir yerga jam bo'lib, buningdan boshqa NATO'ga a'zo bo'lishni iltimos qilgan Shvetsiya va Finlandiyaning qatnashishi ostida Shimoliy Atlantik kengashi ministrlar yig'ini o'tkazildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.